Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür Allah'a bizler iyiyiz. Bugün akşam ettik. Akşam çıkabildim karşınıza. Ne diyelim? Akşam vloğu diyelim. Yani gün boyunca hiçbir şey çekmedim. Akşam oldu. Mutfağa girdim. Yemek yapacağım. Yemek olarak da sadece çocuklar ve ben varız. Eşim yine gece var. Bugün de gerçi gece vardiyasında da yarın gündüze dönüyor inşallah. Bir hafta kadar gündüz çalışacak. Çocuklarla ben varım sadece. Ben de pilav canımız istedi. Pilav yapalım dedik. Bir pirinç pilavı yapayım dedim. Şöyle sizi şuraya sabitleyeyim ki kolum ağrımasın. Hemen tenceremi çıkarıyorum. Ay, bir yandan hemen pilavı ocağa koyayım. Hem sizinle sohbet edeyim hem de pilavımı koyayım ocağa. Ay. Çok ses yaptım, tangır tumbur tencere kapak sesi. Neler yapıyorsunuz Ayhan? Arkadaşlar nasıl geçti hafta sonunuz? Biz evdeydik. Dün de evdeydik, bugün de. Çünkü eşim çalıştı. O hafta içi kullanmıştı iznini. 2 gün evdeydi. Cumartesi, pazar çalıştı. Biz de bol bol evde dinlendik diyeyim. Yani sadece sabahları erkenden kalkıp da işte çocukları okula götürme, bu soğukta dışarı çıkıp okula götür getirip olayları olmadı. 2 gün evde işte yattım, dinlendim biraz diyebilirim. Böyle geçti 2 günümüz. Üşüyorum. Yeleğimi de giymedim üstüme. Keşke yeleğimi giyseydim. Hava çok soğuk. Mutfağın penceresini kapatmışım. Evet, kapalı mutfağın penceresi ama şu an bilmiyorum, çok üşüyorum şu anda. Belki de acıktık biraz, ondan da olabilir. Hemen pilavımı koyayım ocağa. Yemek yersek, üstüne de böyle sıcak bir çay içersem herhalde ısınırım. Şu anda Yakup uyuyor. Alper test çözüyor. Aytuğ televizyona bakıyor. Aylin de anne ne olur birazcık bilgisayarda oynayayım dedi. Dedik hadi oyna, biraz oynasın. Yemek hazır olana kadar oynasın. Öyle. Banyolarını falan da yaptırdık. Eşim şeye gitmeden, işe gitmeden banyolarını falan da yaptırdık. Vallahi üşüyorum diye konuşmaya şeyim yok. Ben gideyim en iyisi üstüme bir yelek giyeyim. Ondan sonra geleyim tekrar. Vallahi geldim tekrar arkadaşlar. Ceketimi giydim. Biraz önce dışarıda çamaşır sermiştim. Çamaşırını takamadım. Çamaşır sererken bayağı bir üşüdüm. İnşallah hasta olmam. Kışın da bu şeyi var işte ya. Böyle dışarıda çamaşır seriyoruz. Hadi evden dışarı çıkmıyorsun. Üşütmeyeyim diyoruz. Evden dışarı çıkmıyoruz. Ama maalesef bir çamaşır falan sermek için dışarı çıktığımızda yani şifayı o zaman da kapıyorsun. Neyse, çayın pirincin şehriyesini koydum. O kaldırana kadar pirincimi yıkayayım. Gündüz de kayınvalidem gelmişti. Onunla oturduk biraz. Kahve falan içtik. Bugün o yüzden bugün hiç kamerayı, telefonu elime alıp da hiçbir şey çekmedim arkadaşlar. Bugün biraz gerçekten insan şimdi üst üste şey olunca her gün üst üste video attığı zaman arada şöyle bir dinlenmek istiyor. Kendine zaman ayırmak istiyor. Bu arada şeyi de yapacağım. Tarhana çorbası da canım istedi. Şöyle sıcak sıcak dedim, tarhana çorbası içersem şehriyeli yapacağım. Ama şehriyem de var mı ki? Olanını koyarım artık. Tarhananın suyunu da koyayım. Tarhana çorbasını zaten eşim de yok evde. Tek ben içerim. Bir de Yakup'a içiririm. Şehriyeler kavruldu bile. Hemen pirincini koyayım da. Arada çok şey mi oldu? Uzak mı oldu? Kavga da sonra yağlı biraz kavga koydum galiba ya. Neyse bir kavga olsun bakayım. Bu arada şey yapayım.
Sıcak su alayım da tarhanayı şey yapayım. Bu şey, bu şişede kaldı. Eltim getirmişti bana. Eltim yapıyor bu tarhanayı. Yaş tarhana. Pardon, kuru tarhana. Çok affedersiniz. Biraz şöyle şişeden de dökmesi kolay olduğu için ben de başka bir şeye koymadım açıkçası. Şöyle biraz koyayım, bu yeter herhalde. Bunu geçen sene yapmıştı Eltim. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Böyle mis gibi bir kokusu var, çok seviyorum. Bunu şöyle biraz şey yapayım. Su ılık akıyor zaten. Bugün hava güzel. Gündüz güzeldi hava. Günlük güneşli. Hatta ben balkonu yıkamaya niyetlendim. Sonra başka işler olunca yıkayamadım, vazgeçtim. Neyse dedim, yarın yıkarım. Bugün hava tertemiz, pırıl pırıl, pırıl bir hava var İskenderun'da. Ama şimdi akşam olunca ya bilmiyorum, ben üşüyorum ya da gerçekten hava soğudu. Bu yüzden enerjilerin suyu da ısınmış. Çocukları yani normalde şeyle, hani artık enerji suyunu şey yapamıyoruz, kullanamıyoruz. Ama bugün enerjideki su ısınmış. Çocukları enerjinin suyuyla yıkadık. Bayağı sıcaktı yani. Bu burada çözülüyor. Su çabuk çözülüyor zaten de. Bir de çok az da bir marul salatası yapacağım yanına. Pirinç pilavı, tarhana çorbası, marul salatası. Tamamdır. Çocuklar sadece pilav yer ama Yakuba çorba içiririm. Vallahi pirinç kavruldu bile. Hemen suyunu hazırlayayım, suyunu dökeyim arkadaşlar. Yemeklerimi hemen şöyle acele acele hazırlayayım. Devamında görüşürüz. Arkadaşlar pilav zaten çok çabuk pişer, çok güzel oldu, tane tane görünüyor. Çorbam da pişiyor. Şöyle altını kıstım, biraz açayım özleşsin, ama özleşti gibi bayağı. İçine biraz da şehriye attım, tarhana, şehriyeli tarhana çorbası çok güzel oluyor. Bir de ben bunun içine tavuk eti de atıyorum da şimdi dedim, buzlukta da şey vardı, ne onun adı, tavuk göğsü vardı ama şimdi dedim tavuk göğsü haşlanana kadar falan çok zaman geçecek. Benim de yani, ben de acıktım, çocuklar da acıktı. Çok dedim şey yapmayalım. Tarhanamız da hazır gibi de şöyle kısık ateşte birazcık daha özleşsin. Bir 5 dakikaya kadar pilavın altını yeni kapattım. Hemen marul salatamı yapıyorum. Arkadaşlar çorbamın kıvamını görüyor musunuz? Nasıl da özleşti. Çok seviyorum ben bunu böyle. Gayet güzel özleşti artık.
Altını kapatıyorum. Kapatalım. Kapağını da kapatalım. Soğumasın. Her zaman çorbayı, yemeği sıcak sıcak seviyorum. Şu salatanın renklerini görüyor musunuz? Yeşil, turuncu, mor, harika. Bayılıyorum ya, canlı canlı renklere bakın. Evet, salatamı doğradığıma göre ne yapıyorum? Hemen limon sıkacağım. Limon sıkacağı. Limon sıkacağının da limonlarımızı sıkalım. Salatayı özellikle çok yaptım. Yani normalde iki kişilik salata diyebilirim ama ben ekmek yemeyeceğim. Pilav zaten ekmek yemenize gerek kalmıyor. Çorbanın da içine özellikle şehriye koyuyorum. Hani biraz daha katılaştırıyor. Salatayı da dediğim gibi özellikle fazla yaptım ki ekmek yemek istemiyorum fazla. Bu aralar kilolar aldı başını gidiyor. O da beni sinir ediyor. Tartılmıştım. Birkaç gün önce 2 kilo, 2-3 kilo fazlam çıktı. Yani bana göre fazla. Bilmiyorum. Oradan nasıl görünüyor? Zeytinyağı koyuyorum bu arada. Zeytinyağı bütün böyle şişeyi boşalttım. Ama şey, dibinde az kalmış o yüzden. Biraz da tuz. Ya ben bu aralar yazın zayıflıyorum, kışın kilo alıyorum. Bilmiyorum neden oluyor. Suya bağlıyorum biraz, biraz da terlemeye. Yazın çok su içiyoruz, kışın o kadar su içmiyoruz. Aslında içmemiz gerekiyor ama içmiyoruz. Yanlış yapıyoruz maalesef. Eşim çok su içer. Bakın yaz kış eşim 2,5-3 litre su içer günde. Ama maalesef ben yapamıyorum. Bana kızıyor su içmiyorum diye zaten. Su içmediğim için kızıyor bana. Haklı, çünkü su içmediğim zaman bir takım rahatsızlıklarım oluyor. O yüzden de bunların hepsi sudan oluyor, kaynaklanıyor. İşte alışkanlık haline getiremiyoruz. Kışın susamıyoruz. Susamayınca da su da içmiyoruz. Ne olacak? Vallahi ben de bilmiyorum. Sonra bir de kilo alıyoruz işte böyle. Su içmeyince hem kilo alıyorum hem yazın terlediğimiz için kilo veriyoruz. Artı çok su tükettiğimiz için kilo veriyoruz. Ama kışın dediğim gibi neyse, bu yüzden ne diyorum, salatayı böyle bol yaptım bakın. Bir kase, büyük kase dolusu, yani 2-3 kişilik salatalık tek başıma yiyeceğim. Ekmek yemeyeceğim. Harika. Marul salatası. Evet. Bu arada saat 8 olmuş vallahi. Ama bugün
Kahvaltıyı çok geç yaptık. Daha 2 gündür çok geç kalkıyoruz. Şimdi yemeklerim pilav dinlendi, şeyini çekti iyice. Çorbam da hazır, salatam da hazır. O zaman bize afiyet olsun. Yemekten sonra ya çay ya da kahve içerken görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, bulaşıklarımı da yıkadım, hiçbir işim kalmadı ve çayımı da aldım. Köşeme de oturdum, burası benim köşem her zaman için. Yeni bardaklarımla daha ilk kez çay içiyorum arkadaşlar, sizinle de paylaşıyorum bakın. Gerçekten çok şık, böyle ayaklı ya, böyle küçük ayaklı falan, çok şık, çok hoşuma gitti. İlk defa içiyorum. Karnımız doydu, ısınmaya başladım. Kızım, orada dur, şey yap anneciğim, o yattığın yeri toparlar mısın bir tanem? Hadi kuzum. Al bunu. Bunu al. Şunu. Tamam, koydum. Kızımın kertenkelesi, kolu koptu, dikilecek. Bunu buraya böyle dikeceğim. Geç annem, orayı toparla. Hadi aşkım. O benim değil, Alper abinin. Alper abinin ne? Tamam, daha peki. Peki, Alper abinin olsun. Tamam, sen benim dediklerimi yap bakalım. Hadi. Alper abinin. Tamam annem. Hadi o battaniyeyi bir topla, yastığını falan topla, beşiğine götür koy. Hadi aşkım benim. Uyuyordu, yeni uyandı. Hatta ben pilavı pişirirken geldim, bir ara bir baktım uyumuş. Neyse, pilavı pişirdikten sonra uyandı. Fazla uyumadı öyle. Allah'tan hemen yemeğini yedi de. Böyle aç kalınca canım sıkılıyor. Uyuyunca canım sıkıldı. Dedim aç karnına uyudum. Vallahi yorulmuşum. Şu çay insanı dinlendiriyor. Hava da bugün böyle dışarıda yağmurlu gibi, camlar buğulanmış. Bir ara yağmur yağıyordu. Ama bayağı bir soğuk dışarısı. Şu an klima da karşıdan vuruyor ya bana. Oh, ısındım. Herhalde birazdan kesin burada uyurum. Şu çayımı içtikten sonra uyurum ama şu an hemen videomu düzenleyip yüklemem gerekiyor. Saat 9. Ancak bir 30-40-45 dakika sürer düzenleme, dışarıya aktarma, yükleme falan derken bugün videoyu geç kaldık. Ne yapalım? Bugün böyle oldu. O zaman fazla uzatmıyorum lafı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.